Vallahi arkadaşlar, Allah hepimizin yardımcısı olsun. İlk gün ihale bize kaldı. Evet. En zor yemeklerden biri. Bir de mutfağa alışmadan yapmak zaten. O yani da başlı başına bir olay. Nelerde hiçbir şey bilmiyoruz. Birbirimizi de tanımıyoruz. Tanışalım. Hayırlısı olsun hakkımızda. Emin abi, sen çok marjinal birine benziyorsun ya. Marjinal çok mi? Eğlenceli bir tarzın, tipin var. Arkadaşlarım da öyledir. Böyle gerçekten arkadaş arasında mi? Aynen. Neler yapıyorsun, evli misin? Efendim, ben sana direkt tanıtayım kendimi. Tanıt 48 abici. Yaşındayım. Kaç? 48 yaşındayım. İyi, İki tane çocuğum var. Yönetici asistanıyım, evliyim. Aa, süper. Yönetici asistanı nerede, bir şirkette mi? Yok, bir binada, apartmanda. Apartman sorumlusuyum. Hani bir binanın mesela bir yöneticisi var. Onun da asistan olması gerekiyor. O da benim. Ya şey, apartman görevlisin yani. Evet, apartman görevlisi. Ama şöyle açıklayayım ben. Abi, sen kapıcı mıydın? Evet. E niye söylemiyorsun? E söylüyorum. E yönetici nerede? Apartman görevlisi bir, nerede? Bir apartmanın yöneticisi var mı? Evet. Var. Onun da asistan olur değil mi? E tamam. Ben de asistanım. Artık bir yenilik olsun. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yıllardan bu yana kapıcı, apartman görevlisi. Sonuçta bir binanın, bir saniye, bir yöneticisi var değil mi? Tabii. Bunun da bir yardımcısı var. Yardımcısı da asistan oluyor. Ben de bu değiştirmek istiyorum bunu. Artık değişsin artık. Halkımız değişsin. Hangi çağdayız ya? Abi değişsin mesela, de. Mesela bizim çöpçü kardeşlerimize geceyi parlatan adamlar. Polislerimize geceye huzur veren insanlar. Yani böyle değişim istiyorum yani. Abicim, biz zaten küçümsediğimizden dolayı değil. Sen mesleğinden utanıyor musun? Hayır. Niye bunu söylemiyorsun? Yani direkt söyleyebilir mi abi? Hayır, neden yani utanayım? Mesela herkes ekmeğini sonuçta taştan da çıkarsa... Mükemmel bir iş. Lazım. Bak, mükemmel bir iş. Yani o kadar her güzel bir iş ki... Her mesleğe ihtiyacı vardır neticede. Bir saniye, bana cevap verin. Ben şey... Tamam abi. Bir es verin. Ben Türkiye'nin en iyi kapıcısıyım. Yani en iyi yönetici asistanıyım. Ben İlal bir ekmek getiririm. Bravo. Bir süt getiririm. Bir ortalığı süpürürüm. Yani bir izleyin de bir görün. İlal olsun abime. Teşekkür zaten ederim. Bakın, benim sildiğim merdiven yani bir ay kirlenmiyor. Bir ay daha silmiyorum orayı yani. Pırıl pırıl. Bence sen hiç silmiyorsundur da ondan. Yok, öyle diyorsun. Siliyorum Fatma Hanım. Siz merak etmeyin. Bir gelin bir benim apartmana. Şimdi bir merdiven, sizi ben bir misafir ayda edeyim aşağıda, bodrum katta. Yani benim ev orada olduğu için bir misafir edeyim orada. Bir bakın mesela temizliğe. Abi, ne kadardır yapıyorsun? Yaklaşık 17 yıldır yapıyorum ben bunu. Bayağı da ya. Evet, 17 yıldır yapıyorum. 17 yıldır mutluyum yani. Ama şimdi sen ilk, bak şimdi ilk anlattığında ben şirket yöneticisi anladım. Hani açıklayarak anlatmadın, tamam mı? Yönetici asistanı deyince ben dedim ki bu büyük bir şirkette asistanlık yapıyor. Evet, doğru söylüyor. Tamam, doğru. O sorduktan sonra detaylı bir şekilde açıkladım. Yani kapıcılar kralı iki benim yani bu. Ha, tamam. Ama bunun ismini ne yaptık? Yönetici asistanı yaptık. Süslemiş aslında kendince. Süslemedim. Bir değişim olsun. Yeter artık ya Çağrı. Yıllardır böyle. Sen bu işten bu kadar memnunsun acaba? Memnunum. İnsanlar da, apartmandakiler de senden o kadar memnun mu? Valla 17 yıldır memnunlar. 17 yıldır oradayım ben. Hala da devam ediyorum Allah'ın izniyle yani. Ya 17 memnunlar yıldır diyorsun. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bina zaten kentsel dönüşüme gitmediği müddetçe ben oradayım. Benim işimin ne kadar iyi yaptığımı yönetmenime verdim. Görüntüler burada. Bakın şimdi izleyin. İzleyelim bakalım. Gönül abla. Sepeti sağ ol, aldım. Büyük yoğurttan getirmiyorlarmış. Kahalı diye küçüğünden aldım, orta boy. Aldım aldım, gazozu da aldım. Ekmeği de koyuyorum. Parasını aldım, afiyet olsun. Efendim Tayfun abi. Kapağı sonra bile çalışmıyor ya. Açıyorum, kapanıyor tekrar ya. Hemen bakıyorum abi. Ya açıyor açıyor, kapanıyor, çalışmıyor mu? Abi bir daha bas abi, bir daha bas. Bir daha basın abi. Bir daha basıyorum şimdi. Bakın, galiba sıkışmışım. Sıkışma var abi. O, evet, raylar var ya, raylarda sıkım var, onu çözdük. Burada kentsel dönüşüm var, bu binada gidecek. Yani bir sene sonra büyük bir ihtimalle asistanlığı bırakacağız. Çünkü burası da kentsel dönüşüme gidebilir. Mesela Fatma Hanım, benim binada, karşı binada eğer kiralar 3000 liraysa benim binada 7000 lira. Sebep öyle abi? Benden için, kendinden emin bir insan var orada. Nasıl hem ya? Güvenlik, hem koruyucu, hem nazik, hem kibar. Dayanıklı tabii, yani. Tabii, hem de beni görmeden duramazlar mesela daire sakinleri. İlk defa duyuyorum böyle bir yani şey olabilir mi yani apartman görevlisi için? İlkleri burada yaşayın siz. İrem'cim, sen neler yapıyorsun? Sürekli böyle prenses gibi orada duruyorsun. Biraz prensesim. Allah Allah. Bak, alışık da değilim. Bugün de hamuru tam tutturamadım açıkçası çünkü... Sen hayatında yemek yaptın mı ya?
Ya yemek yaptım da ama arkamı toplayan vardı. Şu an zorlanıyorum. Arkamı toplayan çok fazla kişi yok çünkü. Sen bir şey söyleyeceğim. Yemek programı falan sunuyorum dedin de sen hamur yoğuramıyorsun da. Yani herkesin bir alanı var. İlla hamur açıyorum diye, tamam, börekler açıyorum diye benim prensize. Tamam da yani yemek deyince bir hamuru yoğuramayan nasıl olacak o iş? Şu anda görüyorsunuz ki gayet yoğuruyorum. İrancığım, arkanı toplayanlar kim? Çalışanlarım canım. Hayali mi gerçek mi? O bir zamanlar varmıştır, şimdi yoktur bence. Yok, gayet gerçek. Şimdi yaşamayan bunu bilemez. Benim bir kız arkadaşım vardı, durumu kötüydü ama hep derdi ki bir yardımcım olsun. Adını da koymuştu, kendi kendine sesleniyordu, hayal dünyası şimdi vardı. Fatma şimdi Hanım, sen ona benzedin biliyor Fatma musun? Fatma Hanım, şimdi şöyle söyleyeceğim. Bir insan bir şey konuşuyorsa arkasında duracağı bir şey vardır. Benim de duracağım gayet net, o kadar şey var ki üzerine konuşuyorum. Hadi bakalım. Birbirimizi tanımıyoruz, görürsünüz kimin altı dolu, kimin altı fos. Vallahi arkamı toplayanlar var falan diyorsun, herhalde fabrikatör karısı falan olmalısın. Aynen öyle canım, tam da üstüne bastım. Aa. Fabrikatör karısıydım. Karısıydın. Evet, karısıydım. Ne boşandım oldu şimdi? Çünkü. Gayet 10 yıllık bir evliliğim vardı. Kaç sene kaldın fabrikatör karısı olarak? 10 yıl. Emin abi. Bayağı sürmüş yani. Bayağı uzun. Aynen öyle. Geçebildin o hayatta. Vallahi iki tane çocuğum da vardı. Şöyle söyleyeyim, günün sonunda mezunun aslında arkadaşlar o gördüğünüz rahatın gerçekten bir rahat olmadığını gördüğünüz zaman o gördüğünüz o altın kafes size bir hapishane gibi geliyor. Ne zaman boşandın? 2 sene oldu. Çünkü huzursuzluk ve hayatınızın içinde yaşadığınız o içsel yalnızlık ya da size yapılan yanlışlar, günün sonu ne olursa olsun, ne kadar da mutlu olsanız aslında o statüdeki o konumda bunun gerçek olmadığını ve yetmediğini anlıyorsunuz. Ne yapıyordu? Yani eziyet ne yetmedi yani? Mesela? Merakımdan soruyorum, evet, yanlış Evet, 2 tane anlama. Çocuğum var. Yönetmenim, VTR'yi verebilir miyiz? Bir arkadaşların her şeyi görsün ve anlasınlar istiyorum. Ben sana yalan söylüyorsun demedim. Yok, özellikle Fatma Hanım yalan uydurduğumu söylüyor ya. Demedim, şaşırdım sadece. Hani öyle bir hayattan sonra gelip burada... İşte arkadaşlar, karşınızda nasıl bir kadın var görün. Ama paralı olan bir erkekle, paralı erkekle evlenebilmek benim için bence çok büyük bir başarı. Bence herkes için bir başarı olması gerekiyor. Bence çok yanlış bir düşünce. Başarı mı zengin bir adamla evlenmek? Tabii ki de evet. Para, huzur... Huzur, mutluluk evet. Diyorsun ama İrem huzur ve mutluluk bulamadı, farkındaysan ayrıldı, boşandılar. Kişiden kişiye değişebilecek bir şey. Hiç belli olmaz. Kişiden kişiye bence değişir. Böyle düşünme, çok kötü niyetli düşünüyorsun. Böyle kötü niyetli düşündüğün sürece hiçbir zaman mutlu olabileceğini düşünmüyorum. Ne düşünürse düşünsün, ben adımı şuraya yazıyorum. Bu kız zengin biriyle evlenemez. Almaz. Bence arkadaşlar de. Son noktayı koyuyorum. Parayı zapt etmekten deliği zapt etmek zordur. Şimdi senin malikanada böyle görevli var mıydı? Böyle yardımcı, kapıcın var mıydı mesela? Şimdikinin yönetici asistanı, o zamanın kapıcısı. Nasıl davranıyordun ona? Şimdi şöyle, benim evimde çalışanlar vardı. Onun dışında normal sitenin çalışanları vardı. Ama tamam. Evde ait olan çalışanlar vardı. Onlar ayrı. Onlarla da gayet aram çok iyiydi. Evet. Şeyle aran nasıldı? Neyle? Dışarıda çalışan işte... Bu apartman görevlisi tabirinde kullanıyoruz ya şimdi yine asistanı. Gayet olması gerektiği gibi. Mesela gönderiyor muydun bir iki sefer? Şurayı da yapsana abi. Bura olmamış ya deyip böyle somurtup adamın moralini bozuyor muydun mesela? Yok, öyle abi de değil de siz, sayın, o şekilde konuşuyordum. Anladım. Yani öyle abi deyip... Onda abi diyecek o samimiyet yok. Yani abi demek istemiyorum. Bu benim ya. Tavrım ve bu benim duruşum arkadaşlar. Siz öyle olabilirsiniz. Benim tavrım, bu benim duruşum arkadaşlar. Vallahi ben psikolog olduğum için senin gibi insanları, özellikle de seni çok güzel okuyorum. Senin şimdi bir şey söyleyeceğim derken... de psikolog olup senin gibi, senin sorunlu gibi insanlar. Sorunlu. Benimle bir konuşur musun? Konuşurken göz kontağı kurar mısın? Sorumlu. Acaba siz psikologlar böyle siz derken sizin acaba kendi travmalarınız ve kendi durumlarınız... O bu, da beni ilgilendirsin. Ben onu da bırak, ben bir danışanım olmazdım konuşsun. Size. Sizin gibi birine konuşsun. Gelmezdim. Sizin gibi biriyle olmazdım. Bilen biri gelsin, onu da bırak. Senin bırak gibi bir travman var ya, ben anlayamadım. Senin derdin ne? Benim senin derdin ne yok. Şu anda? Şu an derdim neden ben olursa. Bu kadar konuşuluyorum? Bak ben konuşulan şeyi VTR'de gösterdim ve ya anlattım. Bana ne, bana sen ne? Şimdi bana kim olduğunu anlatsana, bir de seni tanıyalım. Bir de seni görelim. Çok yakında tanırsın hayatım. Neden çok yakından? Bir de seni görelim. Senin ne olduğunu görelim.
tanırsın hayatım, merak etme. Çok niye beni merak ediyordun? Ben de seni merak ben ediyorum. Ben seni merak etmedim ki. Hadi ya. Karşımdasın. Lafa sen girmedin mi? Efendim? Lafa sen girmedin mi? Girdim. Zaten hayatım hep merak edildi. Sen de onlardan bir tanesin. Burada da zaten aldın zaten cevabı. Göreceğini de gördüm. Bu merakla bu öğrendiklerine sana yeter. Ha ha ha. Bana yeter. Kız ben Almanya'da doğup büyüdüm. Öyle bir site mi var, öyle bir şey mi var da bunu attın şimdi ortaya da etrafındaki insanları kafasında soru işareti bırakıyorsun. Kaç yaşında? Var, 65. Ben şeyi merak ettim. Gerçekten mi? Bir saniye. Evet. Bir saniye. Kaç yaşındaydın? 65. Sen kaç yaşındaydın? Ben 25 yaşındayım. Sen 25 yaşındasın evet. Ve 65 yaşındaki bir adamı seni mutlu edebileceğine inanıyor musun? Tabii ki de inanıyorum. Sen yaşının farkında mısın? Konuyu çok farklı yerlere çekiyorsun. 65 ne? Ben senden sıkıldım. Dalga mı geçiyorsun sen? Ben senden sıkıldım ama artık yeter. Komik bir kız gibi geliyordun bana. Evet. Şu an sana üzülüyorum. Ben de ama senin gönül, için üzülüyorum. Ama gönül bu. Sevmiş demek yani. Ya sen Lale öyle bir şey için beni böyle eleştiriyorsun ki. Lale nasıl eleştirebilirsin? Sen şaka mı yapıyorsun? 65 yaşında diyor. İyi ben misin? Ben gerçek olduğuna asla inanmıyorum. Belki parası tatlı geldi. Nereden biliyorsun? O belli. Para tatlı. Yani şu kız, şu yaşında sen de şunu söylüyorsun ya, sana da helal olsun. Bu devirde para lazım. Güzelim para. Para her şey demek değil. Evet her şey para. Bu devirde anneye de para, babaya da para. Tamam ben de çalışıyorum, para kazanıyorum. Para benim için de çok önemli. O yüzden buraya geldim. O yüzden 4 iş birden yapıyorum ama 65 yaşında bir adamla ne yapacak ya? Sonuçta 65 yaşında hiç fark etmez yani. Ay gerçekten pes size ya. Sevginin yaşı olur mu? Bence yani kesinlikle olur. 65 de olabilir, 45 de olabilir, 25 de olabilir. Yani burada önemli olan sevgi değil mi sizce? Benim babam yaş bile tek 65 kriter? Yaşında değil. 10 yaş olur, 15 yaş olur. Buna saygı duyuyoruz eminim hepimiz. 65 yaşında diyorsun kızım. Baban 65. Yaşındaki adam. 25 yaşında su gibi bir kızsın yani, anladın mı? Son 5 saniye. Süreniz sona erdi. Ya bu senin zoruna neden gidiyor? Ben bunu anlamıyorum. Ben Mert'le bir samimiyet kurdum. Arkadaşlığım da çok güzel gidiyor. Seni niye bu kadar iyi alakadar benim ediyor ki? Benim zoruma ne gidecek ya? Benim zoruma gidiyor ne gidecek? Gidiyor ki. Gidiyor ki bana gelip de bunları soruyorsun ya. Sus be. Konuşamıyorum senin ya. Yüzünden. Ben de senin yüzünden konuşamıyorum. Gelmişsin bir de takip ediyorsun, burada soruyorsun ya. Sana ne benim Mert'le olan ilişkimden ya? Ne demek samimi ya? Samimi bir ilişkim sen... var arkadaşım, anladın mı? Bir günde. Sen ilişkiden de bir zaten günde. Çok yanlış yerleri de çekersin. O benim çok samimi bir arkadaşım. Ya bitti. Bırak ya. Bir günde neyin samimiyeti ya? Daha bir gündür tanışıyorsun. Ya sen soğuk nevale olduğun için bu ilişkileri bilmezsin tatlım. Bence konuşma. Her canım insan benim. Farklıdır. Ben kime nerede nasıl davranmam gerektiğini bilen bir kadına. Mert benim arkadaşım. Çok da güzel bir arkadaşlık kuruyoruz. Çok da güzel iletişim halindeyiz. Anlayamadım. Ne arkadaşlık ilişkisi. Hani anlayabiliyor musunuz? Arkadaş ne demek biliyor musunuz? Tabii ki biliyorum. Duydunuz mu daha önce? Tabii Gazze ki. Gazze duymamış gibi çünkü. Ya bir şey söyleyeceğim Fatma abla ya. Şimdi nereden çıkardın da bu konulara giriyorsun ya? Ay hepiniz ya? Böyle ağzınızı ya. Fatma abla saygıdan değil. Saygıdan söylüyoruz. Fatma abla. Abla değil. Fatma güzel. Hanım diyeceksiniz. Fatma Hanım diyeceksiniz. Ablasın kabul et. Ablasın. Bence teyze. Ay. Tamam da sen de ben aynı yaşta duruyoruz. Yaşını başını sen almış insansın. Sen de ben aynı yaşta duruyoruz. Saygımızdan abla diyoruz. İrem'e İrem diyorum çünkü akranız, tamam mı? Ama sen tamam, benden ben büyüksün ve ben sana diyeceğim. Abla diyorum. Ben de sana sen abla diyeceğim. Sen benim tipime... Ben de sana abla kurban diyeceğim. Kurban olursun da neyse. Kızım sen niye bu kadar kulisten çıktın diyelim. Niye çantanı başkasına taşıtıyorsun? Sen birinden sana istesen hakikaten yardım ederler yani bunda. Ya ihtiyacım vardı ve istedim yani. Bu çok normal insanlık olayı, anladın mı? Neden mi? Ben senden de isteyebilirdim. O an Mert, ya Mert'i gördüm ondan istedim. Neden bu kadar yani olayları farklı yere? Yahu niye Mert? Nedeni gerçekten Mert hakkında.
yaşında zenginden sıkıldı. Taktınız Mert ama yani yapmayın bu kadar. Sıkıldım oldu mu? Gerçekten yeter ya. Mert iyi ki buradaymış, iyi ki. Parayı değil aşkı seçiyor. Senin bir karın ağrın var ama neyse. Ben sana onu sonra söyleyeceğim. Var bir karın ağrım. Sen onu bunu boş ver de bak içeride neler konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Sen niye Neslihan'la bu kadar samimisin onu anlat bakalım. Ne alakası var? Bak içeride onu konuşuyorlar. Çantasını taşımış. Taşıyamaz mıyım? Normal olarak arkadaşım olarak çantasını taşımış. Baksana olaylara bakın arkadaşlar. Ben de onun olaylara çantasını taşımak istedim. Şöyle ne oldu? Birine giderken. Şöyle sen istiyorsun ki her zaman senin valizin senin çantanı öyle. Taşısın. Aynen öyle. Şu an şey kıskanıyor izdi. Büyük ihtimal. Çünkü bana ben kuruldu. Bana tamamen devamlı kuruldu. Senin çantanı taşıdığını görüyorum yani. Bir şey söyleyeyim mi? Ya şu an İki bekar insan yani. Gülüyor getiriyor, yemeğini öldürüyor, valizini taşıyor. Ben bunun hepsine şahit oldum. Tamamen kıskançlıktan. Neslihan'ı kıskanıyor. Mert onunla daha fazla yakın diye, arkadaş diye, neden zaman geçiriyorum diye. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim ama. Birincisi, o bizim takım arkadaşımız değil. Olabilir. Bizim burada konuştuklarımızı gidip onunla paylaşabilirsin. Bunun hiçbir kıskançlıkla gerçekten alakası yok. Benim seninle aramda bir şey olmadığı için kıskanmamı gerektirecek de bir şey yok. İkincisi, daha dün bu kız demedi mi? Ben evlenme arifesindeyim, evleneceğim. Evet. Yani böyle evlenmeyi düşünen bir kadının da bu kadar seninle samimiyeti şahsen ben doğru bulmadım. Bilmiyorum sen nasıl ve ne kadar ne şekilde doğru bulursun. Ben girebilir miyim? Belki tırtığından kurtulacak. 65 yani yaşındaki bir adamla evlenecekti. Ya. Belki Mert oradan kurtulacak. Belki, Mert Süpermen mi yani? Erkenden bir müdahale ediyor belki. Ay, sen niye rahatsızsın? Sen niye kıskanıyorsun? Benim takım arkadaşım karşı takımla biriyle samimiyet kurura. Ben rahatsız olmuyorum. Ben rahatsız oluyorum. Ben olmuyorum. Ben rahatsız oluyorum. Benim akranım. Belki ben onunla samimiyet yaşıyorum. Belki dedin zaten. Benim yemeğimi bulur dedin. Bir şey var demiyorum. Belki ben onunla samimi bir arkadaşlık yaşıyorum. İleriye yönelik samimi bir şey olabilir demek istiyorsun. Olabilir demiyorum. Samimi bir arkadaşlık diyorum. Ben şimdi Emin Bey'e gelmek istiyorum. Geç kalmıştın zaten. Emin buyurun. Bey, buyurun. Hani siz böyle attınız, tuttunuz, şöyleyim, böyleyim. Evet. Evet Emin Biz abi. Biz bir evinizi görebilir miyiz? Merak ediyorum. Yani nasıl yemek yapıyorsun, ne yapıyorsun? O evi bir görebilir miyiz? Vallahi Fatma Hanım, benim evim çok düzenli, çok böyle tertipli. İstersen yönetmenimize verdim ben görüntüleri. Bir izle istersen, bir bak. Wow. Yönetmenim bir verebilir misin? Bu tertipli evi, düzenli evi bir görebilir miyiz? Ben burada yatıyorum arkadaşlar. Tek. Şurada Allah yatağım. Allah. Yatağı çıkartıyorum. Tek başına. Böyle buraya seriyorum. Burada yatıyorum. Evet, mutfağımı gösteriyorum şimdi. Burası mutfağım. Yemekte orijinal haliyle gösteriyorum şu anda. Yemekte yapılıyor. Burada mantı var. Burada mantının sosu. Şimdi şöyle yerden alayım. Direkt salona geçiyorum efendim. Salon zaten burada. 2007 yılında buraya gelmiştim. Burada borular var. Bu boruları siz şimdi şey diyeceksiniz ama bu da tabii bizim gençliğimiz. Bunu da gösterelim. Burası yatak odası. Bu yatak odasında kızımla hanım yatıyor. Burada da İhsan yatıyor. Oğlum padişahım yatıyor. Ben içeride yatıyorum. Ben daralıyorum daha doğrusu. Çift kişi yatamıyorum. Hani bir tarafa dönüyorsun, o tarafa dönüyorsun, bu tarafa dönüyorsun, çarpıyorsun, bir şey yapıyorsun, horluyorsun, morluyorsun. Ben yatamıyorum yani rahat edemiyorum. Bu da oğlumun bilgisayarı. Şöyle dönüyorum. Buradan tekrar zaten salona doğru gidiyoruz. Bu. Abi ne alaka? İnanamıyorum abi sana. Alaka olan ne? Abi eşinle ayrı yatılır mı ya? Abi asla ben buna kesinlikle katılmıyorum. Bakın şimdi ben size özetleyeyim. Bir sen bir erkek. Tabii. Tamam okey. Mert'cim buyur. Bir erkek eşiyle asla ayrı yatamaz abi. Nokta. Fazla sürekli beraber yatarsan sıkılırsın. Yok abi öyle bir şey. Evliliğin formülü. Hayır. İşte bu. Yani evliliğin formülü, uzatma formülü bu. Ben 25 yıldır evliyim. Eşimle hiçbir zaman kavga etmem. Tamam biz aynı köylü olduğumuz için arkadaş gibi kavga ederiz ama hiçbir zaman kavga etmeyiz. İşte formül bu, evliliğin formülü. Yok ayrı yatacaksın ki özleyeceksin. Yok artık. Bence kadın senin yanına bile yatırmıyor biliyor abi, musun? Abi seveceksin ki özleyeceksin. Şey saygı duyacaksın ki özleyeceksin. Saygı da duyuyorum. Seveceksin abi. Burada saygısızlık yok ama Emerciğim. Yok abi. Emin abi. Buyur. Sözünü bağla kesiyorum. Dün bana evlilikle bir sürü nutuklar, naralar tutturdu. Şöyledir, böyledir dedi. Evliliğini bu şekilde elde tutuyor demek ki. İnanılmaz aynı evde ve ayrı yataklarda. Şuradan nasıl evliliğe bağladın mesela bu işi? Abi sen ben boşandım diye yok elde tutamadın, yok şöyle yaptım böyle yaptım. Ben de diyorum ki sana
Yani ayrı yatakta yatıyorsanız daha bu yaşta ciddi sağlık probleminiz yok, herhangi bir şeyiniz yok. Hani bir mecburiyet yokken ayrı yatmak. Ben anlayamadım dedim açıkçası. Yani mantık bağlantı kuramıyorum. Çok alakasız. Ben burada mantık aramıyorum. Öyle evliliği valla dedem de yürütür. Aa, ya tabii böyle siz, olursa işte zaten tam demek böyle. Ki sen hep aynı yatakta tamam yatmışsın sürekli. Tamam abi sen evliliğini bu şekilde bağlı tutuyormuşsun anladık. Ve 10 yıl evli durmuşsun ondan sonra evet. Boşanmışsın doğru evet. mu? Evet sen evliliğini bu şekilde mi bağlı tutuyorsun? Ben güzel bağlı tutuyorum. Eşime de saygım var. Onun da bana saygısı var. Eşi de duymamız lazım. Emin'in gerçekten genel olarak hayatında Emin Bey'in bir kompleksi var. Eşiyle ilgili de problemleri var. Net belli. Ne demek ayrı yatakta yatmak ya? Yıllardır. Yıllar ne fark eder? Hep sanırım 10 yıldır falan 15 yıldır ayrı yatıyormuşlar. İnsan karısıyla ayrı yerde yatar mı? Yatıyormuş demek ki. Böyle bir şeyin imkanı yok. Olamaz böyle bir şey. Bu da onun sorunu. Yapacak bir şey yok. Siz de evli kaldınız Nalan Hanım. Siz de kaldınız. Eşinizle ayrı mı yatıyordunuz? Böyle bir evlilik ilerler mi? Olabilir mi böyle bir şey? Ben evli değilim. Böyle bir tecrübem yok ama ben eşimle ayrı yatacağım bir evliliği kesinlikle kabul etmiyorum. Horluyorsa ben de istemem ama. Orasını bilemezsin. Horluyorsa parası yoksa. Seninkileri biliyoruz zaten. Emin abinin ama çok istekleri var. Bence ondan attı. Bak Neslihan ne diyor? Senin horladığını söylüyor. Belki de o yüzden mi seni işin yanında yatırmıyor Emin Bey? Kulakların da işitmiyor herhalde seni. Dinlerken kulakların işitmemiş. Hani dedim ki çift yatarken horlama oluyor. Bacağını atıyorsun. Demek birinin ki sen üstüne horluyorsun. Atıyorsun. Rahatsız olabilirsin diye ben rahat olaraktan gidiyorum. Koltukta yatıyorum. Ama bu da evliliği uzatıyor. Öyle bir formül buldum. Otomatikmen evlilikte çok mutlu oluyorsun. Bence kadın seni yanına yatırmıyor iki kere. Yok öyle bir şey yok. Yok. Yanına yok. Yatırmıyor diye bir şey yok. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi ya belki ne de, söyleyeceksiniz? Yok yok kötü bir şey söylemeyeceğim bu konuda. Belki rahat da edemiyor olabilir. Çünkü ben mesela kardeşimle falan da uyuyamam, kız arkadaşlarımla da uyuyamam. Kimsenin evinde de uyuyamam, ya, yan yana da yatamam. Belki rahat edemiyordur yani adam. Biz bunu son 10 yıldır yapıyoruz. Daha önceleri beraber yatıyorduk. Baktım formül böyle daha iyi oluyor, daha uzuyor. Evlilikte kavga, dövüş olmuyor. 10 yıldan sonra yani son 10 yıldır ben ayrı yatıyorum. Aylan abla bir şey söyleyeceğim. Sen burada yanımızda Neslihan'ı yanında tutmaya çalışıyorsun, övüyorsun övüyorsun. Kızım şöyle yapma, kızım böyle yapma anne gibi. İçeride başka şeyler söylüyorsun. Nasıl olacak bu? Ne söylüyor? Pardon. Evet. Ne söylemişim? Nasıl ne söylemişim? Sen söylediği şeyi bilmiyor musun? Sen demedin mi? Doğru değil mi Demet Hanım? Sen demedin mi? Ben bu takımda olmak istemiyorum. Bunlarla ya, güvenmiyorum dedi. Güvenmiyorum takım demedin arkadaşlarıma mi? Dedi. Evet. Böyle bir şey evet. Güvenmiyorum demedin hayır. mi? Hayır. Kesinlikle hayır. Böyle bir şey mümkün değil. Sen kendinden uyduruyorsun. Kendinden uyduruyorsun. Ben kadın var burada. Hayır kesinlikle kabul etmiyorum. Kimden sen duydun bunu? Bir saniye bir saniye. Ben kendim duydum. Bir saniye. Ben de şahidim. Ben mi söyledim bunu? Sen bayağı bir dil ikili oynuyorsun. Ben ikili oynuyorum. Çok enteresan. Mümkün değil. Mümkün değil. Ben nasıl bunu söylemedim. Mümkün değil. Kulaklarımla duydum. Gözümüzle gördük. Ben senin söylediğin hiçbir kelimeye inanmam. Ya bana oynamayı bırakır mısın? Ben duydum, kadın da duydum İkimiz diyor. İkimiz de gördük ve duyduk. Ya ben böyle bir şey olabilir mi ya? Gözümüzün içine bakalım. Abla sen gerçekten böyle bir şey söyledin mi? Bak gerçekten bunlar var ya öyle bir kompleci ki yani beni buradan attırmak için elinden geleni yapıyorlar ve ikimizin de diyaloğunu kıskanıyorlar. O benim kızımın yaşıtında. Ay biz ne kıskanç insanlarmışız. İşimiz gücümüz yok. Bütün kıskançlıklarımızı size kullanıyoruz. Ben ona annelik yapıyorum. Ağzından Neslihan kelimesi düşmüyor yok, ki. Ben ona annelik yapıyorum. Doğru yolu söylüyorum. Koruyorum. Seni de koruyabilirim ama sen var ya sen öyle bir fenasın ki. Beni böyle çileden çıkartıyorsun. Zamanım da geldi. Ben niye fena olayım? Niye seni çileden çıkartayım? Yaptığını söylüyoruz burada senin. Gözümüzle gördük, kulağımızla duyduk. Ben şu an hayretler içerisindeyim. Gözümüzün içine baka baka söylemedim diyor ya. Abla sen de yapma. Ya ben siz yapmayın, o yapmasın. Ya. Gözümüzle... Sen orada mıydın, değildin?
Ben sen nereden inanmıyorsun? Ben size bir şey söyleyeyim. Ben ne yani? Bizim yanımızda oluyor olay. Takım arkadaşlarıma güvenmiyorum dedi. Ben inanmıyorum. Böyle bir şey yaptığını da düşünmüyorum Nalan abla. Ben yapmadım ama... kuzum. Bunların hepsi kandırmaca yavrum. Ben bak sana öyle bir şey söylemiş olsam yüzüne söylerim. Ya bizim işimiz gücümüz yanlış yok. Yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Senaryo yapma kuruyoruz. Arkadaşım öyle bir tabii şey olmaz. Tabii canımız sıkılıyor. Hayır. Burada tabii senaryo. Senin bak kadın yaptı. Kadın yaptı fırına gönderiyor. Bak, sen bak, ne yaptın? Yoldan kazansın. Bak devam burada edin. Oturdun düşündün dedin ki dün gördün bizim iyi puan aldığımızı. Ben bu beceriksizlerle aynı takımda olmayayım dedi. Sen de çok fenasın. Tuğli iyi ki dün çok iyi para kazandı. Onu da tebrik ediyorum. Hak çünkü etti de kazandı. Senden bugün iyi bir para gelmeyecek tatlım. Görürsün canım kimden ne gelecek. Göreceğiz inşallah. Göreceğiz. Çok merak ediyorum zaten. Benim kafam gerçekten çok bir şeye çok fazla takık. Neymiş? Farkındaysanız da moralim bozuk. Evet. Geldiğinden beri çok aynı da böyle şekilde suratına yansıyor. Problemin nedir? Aynı şekilde. Problemin nedir? Ay senin problemin ne? Benim seninle ne gibi hayır, bir problemim olabilir? Dün yaptığın şeyin farkında mısın? Arkadaşlar ben dün ne yaptım? Bir şey ben mi yaptım? Anlatsın öğrenelim. Bir saniye. Bir dün, şey mi yaptım? Evet, evet yaptım. Ne yaptın? Dün yönetmenin yanına gitmiş bir şeyler konuşuyor. Ben bilmiyorum tamam mı? Biz Emin abiyle oturuyoruz, konuşuyoruz tamam mı? Öyle normal sohbet ediyoruz. Neyse biz şimdi normalde toplu grup halinde şunu konuştuk arkadaşlarımızla. Biz dedi yönetmenle konuşalım. Fatma ablayı istemiyoruz bu takımda deyip göndermek istiyoruz diye bir şey söyledik. Şule de dedi ki tamam dedi olur bunu konuşalım ama öncesinde ben bir gideyim konuşayım dedi. Olur dedik biz de demek ki o sırada onu konuşmaya gitti sanıyoruz. Ondan sonra Emin abi çaktırmadan telefonunu aldı gitti Şule'yi dinledi. Emin abi de burada Şule o sırada diyormuş ki ben Mert'le aynı takımda olmak istemiyorum. Mert'i ben bu takımda nasıl yer? Hayır bir de ne? Bir de arkadaşız bana değer verdiğini düşünüyorum. Bence doğru bir karar vermiş. Ya abla çok bir susar mısın bir ya? Karar vermiş. Hayır nasıl öyle ya? Bir şey olamaz abi. Gelmiş Fatma abla yerine beni yönetmene diyor ki ben Mert'i istemiyorum bu takımda. Ya? Hayır bizzat adam kendisi duymuş kocaman adam yalan mı söyleyecek? Yani sen nasıl böyle bir şey söylersin vermiş ya? Kocaman adam yalan söylemeyecek de ben mi yalan söyleyeceğim? Evet. Ben kocaman yalan, adam yalan söyleyecek sen mi yalan? Sana yazıklar olsun ya. Abi sana da yazıklar olsun. Niye? Tamam ne ya konuşuyordun? Ya ne demek ne konuşuyorsun? Sizi ne ilgilendirir ne konuştuğum ben, ya? Ben duydum ya Emin ben abiden duyduğumu. Sen bana bu kadar mı güvensizsin evet. Ki Emin abi geliyor da telefonla beni dinliyor? Niye sinirleniyorsun? Neden işte. Beni dinletiyorsun? Bu kadar güvensizim. Neden Emin abi beni bizzat bana söyledi. Bir sebebi olmalı. Ciddi ciddi adam duymuş. Olmalı. Adam duymuş. Gerçekten duydun mu abi? Gerçekten duydum. Ben ne şimdi duydun? O telefonda tam konuşuyordum. Tam bana kelimeleri söyler misin ne duyduğunu bana? Sen dedin ki orada. Ne dedim? Ya dedim bu adamın böyle hareketlerine, tipine, gömleğine falan gıcık oluyorum. Gerçekten yani. Ben. O kadar itici bir adam ki tabii. Ben bunu takımda istemiyorum. Ben bunu aynı yerde bile yarışmak istemiyorum. Nasıl ya? Daha böyle söylemem Mert çok sinirlenecek şimdi yani. Söyleme sebebi Mert tamamen bir saniye. Söylemeyin bunları yani. Söyleme sebebi tamamen Neslihan'ın içeri girerken Neslihan'ın çantasını taşıdım. Tamamen Neslihan'ı kıskanmaktan başka hiçbir şeyin yok. Beni de kıskanıyorsun, Neslihan'ı da kıskanıyorsun. Yaptığın başka hiçbir şey yok. Bütün çok takım arkadaşına güvensizliği verdin. Bunu da yapan sensin bu arada. Gerçekten bu olayın gerçeğini öğrenince o kadar utanacaksınız ki ikiniz de benden özür dileyeceksiniz. Ya şimdi ben Mert'in açık yani, ismi geçiyordu hani istemiyorum falan Mert diyordun sürekli ya orada. Ya sen yani nasıl böyle bir şey duyduğunu iddia edebiliyorsun kulağımın bir tarafı ya? Bir de bir koca adamsın ya. Acaba şey mi dedim Mert'le Neslihan'ın yan yana gelmesini istemiyorum. Koskoca adamsın ya. Bir saniye. Bir saniye. Bence çıldırdın ondan yaptım. Bir saniye. Ya abi, neden çıldırayım iyi misiniz bir siz ya? Bir saniye ya. Bir saniye. Allah Allah. Bir saniye. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Ben takım arkadaşımda böyle bir şey olmasını gerçekten istemiyordum. Ben böyle güvensiz. Ben arkadaşım olarak biliyorum ve gelip benim böyle arkamdan konuşan bir arkadaş asla istemezdim. Bunu bana söylediğin için çok teşekkür ederim. Ya senin de nasıl bir karakterdesin yani olduğunu anlamış oldum. Yani gidebilirsin bize istemiyorum seni. Gidebilirsin. Son 30 saniye. Son 10 saniye. Bir dakika, ver bana, ver bana. Abla, düşünme. Gel fıstık. Son 5 saniye. Süreniz sona erdi.
yerden yere atıp da ağlamadı. Olabilir dedim. Tamam, ben yenilgiyi hazmedemiyorum arkadaşlar. Bitti o zaman bu yarışma da işimde. Yine ağlama da. Yenilgiyi hazmedemiyorum. Yenilgiyi kabul etmiyorum. Ben iyi yemek yapıyorum. Benim hakkım o paralar değil. Yapamıyorsun. Ben senin yemeğini buldum. Hatta az para vermiştim biliyorsun. Gerçekten o bir kalbura bastı değildi. Şerbeti dahi yoktu. Emin abi, yani kızın üstüne de çok gitme. Yapması gerekiyordu böyle şeyleri ki Pelin kasması gerekiyordu biraz, anladın mı? Ben ağzımı yormuyorum, buyur. Ben gerçekten seni utandırmak istemiyorum ama yani bunu söyleyeceğim çünkü hak ediyorsun. Bakıyorum seni görmüyorum ve mutlu oluyorum. Bence görmen gereken başka şeyler vardı. Ne gibi mesela? Ya bir isterseniz bir yönetmenime söyleyelim de bir izleyelim istersen. Bir şey diyeceğim, bu fotoğrafı kim çekiyor? Gerçekten hele ki benim iznim olmadan benim fotoğrafımı çekebilecek hat ancak sende var. Gamzeciğim, yani Neslihan, nereden bu cesareti buluyorsun? Bu değil, konumuz fotoğraf değil, konumuz şu. Öncelikle sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Sana sponsor olayım demiştim ihtiyacın var diye. Bence böyle şeyler yapma. Etiketli kıyafetleri giyip sonra geriye götürüyorsun galiba. Etiketle geziyorsun çünkü böyle şeyler yapma. Ben sana yarın kıyafet dizeceğim. Tek 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 şöyle nasıl ayakkabı giymen gerektiğini, nasıl elbise giymen gerektiğini hepsini göstereceğim, tamam mı? Hayatım, zaten benim böyle şeylere de ihtiyacım yok. Ben zaten marka giyinen bir insanım. Ucuz şeyleri falan giymiyorum. Markanın ne olup olmadığını biliyorum ama. Aha, evet. Nereden marka biliyorsun mesela? Eminim yani. Nereden biliyorsun ya mesela? Ya ayrıca konumuz bu da değil. Sen etikette kıyafetleri giyiyorsun. Bir daha geri götürüyorsun. Öyle değil mi Fatma Hanım? Hayatım, stüdyodan çıktıktan sonra benimle birlikte mi geliyorsun? Ya da bavuluma falan girip gizlice benim yanımda mı geliyorsun acaba? Nereden biliyorsun dış hayatımı? Bana demedin mi? Etiketi koparma, içine sakla. Ben onu geri vereceğim demedin mi? Ne ya, oldu? Ha? Demedin mi bunu? Fatma Hanım, bence artık doğruları söyleyin. Hani artık dünden beri zaten sizin de skandalınız bitmiyor. Görüntü ortada. Neyi doğruları? Etiket arkanda. Benden yardım istediğin içine sakladın. Benim her kıyafetimin arkasında zaten etiket var. Ben kargosundan tamam, çıkartmadan buraya getiriyorum. Tamam, onunla sallanarak geziyordun. Ben içine sakladım. Koparttırmadın bana. Ben kıyafetlerimi ilk defa zaten buraya gelip giyiyorum. Ben dışarıda giydiğim kıyafetler tamam, etiketle değil mi bunlar. Gezecektin? İlk defa giyiyorum. İlk defa etiketi çıkarmadan da gayet normal ve süremiz de gayet biliyorsun. Tamam da etiketle mi giyiyoruz? Biz bu kıyafetleri etiketle mi giyiyoruz? Neslihan, sen bence sen olmadın. Sen dışarıda da sürekli aynı kıyafeti 50 kere giyiyor olabilirsin. Ben giydiğim bir kıyafeti bir kere giyiyorum, çıkarıyorum. O nedenle o problem kıyafet seni kapsıyor, beni değil. Kıyafet etiketle giyilmez. Bence sen bunu önce öğren. Hayatım, tekrardan söylüyorum. Ben ya, buraya ben burada görünseydin. Pardon ona ya. Gerek yok. Pardon, gerek yeter. Yok. Resmen kendin söylemişsin işte. Umarım kamera kayıtlarını görürsün. Ya ben olsam bu kadar baskıya gelemezdim, anlatırdım yani bu. Değil mi? Evet. Söylenmesi gereken bir şey olsa söyler. Utanıyor ama bu çünkü. Kadar seni zan altında bırakıyor. Evet, utanıyorum. Ne var yani gerçekten? Ne konuşmuş olabilirsin ki bu kadar saklıyorsun, utanıyorsun, sıkılıyorsun falan? Ne olabilir? Sizi çok ilgilendiren bir şey olabilir. Bizi ilgilendirmeyen bir şey ama ekranda yayınlanıyor yani. Tamam. İlgilendirilmeyen bir şey o zaman neden buraya taşıyorsun? Hayır, sen hakkını arayan bir kızsın. Bunun altında kalmazsın yani. Varsa bir şey yani. Konuş. Ne kadar rakibim olsan da gayet dobra, çata çat konuşan bir kızsın. Şu an niye susuyorsun ki? Ya tamamen bence onun kesin da altı şey boş. Var. Altı boş. Hiç hayır, şey burada susuyorsa var bir vallahi şey. Vallahi seni hiç ilgilendirmez. Altı boş ya mu, dolu mu? İlgilendirmiyorsa yapmayın burada ya. Yapmayın. Biz siz de görmeyelim. Siz her şeyi yapıyorsunuz burada. Biz ne yapıyoruz? Bizim neyimiz var siz ya? Siz her şeyi bütün yapıyorsunuz olayları, burada. Bütün olayları, şovları siz yapıyorsunuz. İstiyorsunuz biz sadece ki, yemek yapıyoruz. Şöyle biz birbirimize saldırıyor muyuz? Biz saldırıyor muyuz? Gayet ortada. Ne yapıyoruz? Hepiniz birbirinizin arkasından iş çeviriyorsunuz. Bağırmalar dursun, gülücükler dursun, eller çekilsin. Süreyi de durduruyorum. Bir saniye arkadaşlar, süreyi durduruyorum. Süreyle hiç oynamıyoruz, bir duruyorsunuz. Şu odanın kapısını da açayım arkadaşlar. Aa, düğmemiz vardı. Bu odanın kapısını da açıyorum. Siz de dönün çünkü, ciddi bir mevzu var. Bir konuşacağız bu konuyu. Lütfen beni dinleyin. Sizler de ellerinizi çekin. Süre durdu çünkü saymam. Sürenizi durdurdum. Dün biliyorsunuz Mert'le Şule arasında bir gerginlik yaşandı. Şule bayağı ağladı. Mert bayağı bir isyan etti. Serzenizle bulundu. Araya Emin Bey girdi. Bir sürü olaylar oldu.
Biz de bugün için dedik ki kamera kayıtlarına ulaşırız ve bunları hep beraber izleriz. Doğrusunu öğreniriz. Böyle böyle bir şey söylemedim. Söylemedim diyorum, anlamıyorsun. Ama açıklamıyorsun bu arada. Ben nasıl inanabilirim söylemek ki sana? Söylemek zorunda değilim ne konuştuğumu. Zorundasın. Sen yönetmenle ne konuştun ya? Bir net anlat. Gerçekten bir söylemek alalım. Zorunda olduğumu hissetmiyorum. Özel bir konuydu, paylaşmak istedim. Öğrenelim mi? Çünkü bizim ekibimizden hiçbir şey kaçmaz. Bizim ekibimiz kamera kayıtlarına ulaştı. Hazır mısınız? Emin Bey hazır mısınız? Şimdi sevgili seyirciler, Şule Nur yönetmenle konuştu mu konuşmadı mı hep beraber şahit olacağız ve bütün Türkiye görecek bunu. Gerçeği ortaya çıkaracağız. Buyurun izleyelim. Emin abinin söylediği gibi. Emin abi de oradan şey geçmiş. Arkadaşlar, ya Şule'cim şimdi. Yani o kadar ağladın, çok üzüldük. Ama işler değişti, ben bir anlatayım. Çok üzüldük. Çünkü çok ağladın. Dedik ki hakikaten bu iki bey acaba bir strateji mi uyguluyorlar? Şule'nin üzerinden bir prim mi var? Bir şey mi var? Ama sen hakikaten yönetmenimize konuşuyorsun. Songül Hanım, ben zaten konuşmadım demedim. Şule'cim bak, sana gerçekten iyi niyetimle, böyle en temiz duygularımla soruyorum. Yönetmenle ne konuştun? Çünkü dün konuşmadım dedin. Artık belgelendi tatlım. Ne konuştun? Net anlat bence. Konuştuğum net. Şeyi söyleyemem. Ya gerçekten nasıl söyleyemezsin ya? Şimdi söyleyemezsen bize şüphe uyandırırsın. Ya söyleyebileceğim bir şey değil gerçekten. Zaten yönetmenimize de utana sıkıla söyledim. Gerçekten söyleyemem. Peki. Ama Mert hakkında konuşmadım. Ama böyle bir şey olmaz. Ama biz bunu bilmiyoruz ki. Senin bunu bize anlatman gerekiyor. Çünkü zaten... şimdi şöyle aşkım, iki beye seni zan altında bıraktılar diye biz de üzüldük. Kötü bir dakikalar yaşadık. Şimdi sen iki beyi zan altında bırakmış oluyorsun. Hatta üç bey oluyor, bizim de yönetmenimiz var içinde. Bunu anlatman gerekiyor. Ya benim zaten hani şu anda bu konuyu konuşmak bile benim yüzümü kızartıyor. Gerçekten ben... konuşmak istemiyorum. Ama biz niye bunu dert ettik o zaman? Kayıtları bulduk bu iki adam. Yani hakikaten dedik ki bunlar bir strateji gerçekten uyguluyor kızın üstünden. Gerçekten utanırım yani, söyleyemem böyle bir şeyi. Allah Allah, söyleyemem. Songül Hanım açıklaması lazım. Utanıyorum çünkü yani. Hayır, şimdi böyle kelimelerimi de dikkatli seçmeye çalışıyorum ama şey hani bu nedir yani? Burada konuşamayacağımız ne olabilir de ben bu konuyu konuşamam. Yani hakikaten Songül Hanım, hakkını söke söke konuşan, hakkını söke söke konuşan. Ben şu konuyu burada susuyor. Kapatmayacağım. Ama içeri gideceğim, içeride istişare edeceğim. Siz yemeğinize devam ediyorsunuz ama bu konu kapanmadı. Bu konuyu benim konuşacağız. Benim için gerçekten yüz kızartıcı bir şey. Bu konuyu kapatmıyor. Arkadaşlar yemeğe devam edin. Süreniz başlatıyorum. Süreniz başladı. Ama bu böyle olmaz. İki tane adamı zan altında bırakıp bu böyle olmaz. Olmaz. Yüz kızartıcı dedim ya. Nasıl olabilir ki bu kadar? Ben şöyle anlamıyorum gerçekten. Ya ve o kadar merak ediyorum ki ne olmuş olabilir? Sen ne yapmış olabilirsin? Arkadaşlar ben duyduğumu söyledim. Emin ne söyler? Doğruyu söyler. Adı üstünde Emin. Bir güvencedir. Bu artık ne konuştular? Artık siz yorumunu siz yapın yani. Burada size bırakıyorum. Siz duydunuz mu yoksa? Bazı şeyleri de duydum. Onları da söyleyeceğim. Ama yorum sizin yani. Ama ben şu an söylemiyorum. Ama neden saklıyorsun peki? Neden saklıyorsunuz? Şimdi neden Buyur özür dilerim, anlatayım. Neden saklıyorum? Kız orada özel olduğunu söylüyor. Şimdi özel diyor, ben bunu anlatamam dediği için ben mecburen frene basmak zorundayım. Çok da hararetli konuşuyor. O söylemeden ben kesinlikle söylemem. Arkadaşlar hem konuşamadınız hem yetiştiremediniz. Ben hem konuştum hem yetiştirdim. Vallahi ben de yetiştirdim, gayet pişiyor benimki, kaynıyor. Mert yetiştiremedi. Anaları yetişmemiş, kızları yetişmemiş, nasıl olacak? O tabak çıkacak mı? Çıkacak. Çıkaracak, emin misin? Ben inanıyorum. Evet. Ben buradan bakarken yetişebileceğini düşünmüyorum da. Ya onu
onu bunu bırak da şimdi oraya geçelim de sen lafı karıştırma şimdi. Sen Şule ile Mert'in arasını niye bozdun? Bir söyler misin? Ya bunun altında bir neden olmalı. Yani, evet. Yani gerçekten onu söyleyemem şu anda. Yani ona hazır değilim ben şu an söylemek için. Ne demek hazır değilim? Hazır değilim ona. Ruhumu temizlemediğimi söyledim ben size zaten. Biz burada senin ruhuna göre hareket edemeyiz. Bugün söylemen gerekiyor artık bunu. Ya herkes merak ediyor, söyleyeceksin. Ruhunu sürekli kirletiyorsun. Nereden temizleyeceksin? Sürekli ortalığı karıştırıyorsun. Bulandırıyorsun. Şu an kusura bakmayın. İftiralar atıyorsun, dedikodu yapıyorsun. Nasıl temizlenecek o? Ben söyleyemeyeceğim. Bilemiyorum yani, söyleyemeyeceğim ben. Emin Bey öyle bir şey yok. Ortaya dün böyle bir şey attınız, arayı bozdunuz. Kız hüngür hüngür ağladı. Ben takım arkadaşımın bu şekilde üzülmesine müsaade etmiyorum. Söyleyeceksiniz. Siz de maşallah vallahi kızı yerden yere vurdunuz ya. Biri evlendi mi? Biri çocuğu var saklıyor mu? Birisi o. Bu nasıl bir dedikoduydu? Ayıp yaptınız gerçekten ya. Şule Nur ağlarken ben üzüldüm hayır, ya. Hayır, gerçekten ayıp ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Demek ki kızın bir açığını arıyorsunuz ki bu kadar bana ısrar ediyorsunuz söyle söyle diye. Gerçekten artık yani büyük bir yemin edip söylemeyeceğim yani. Hayır, yerden yere vurmadık. Sadece vurdunuz. Ne olabilir diye düşündük. Hayır hayır. Bunlar neydi peki? Bilmiyoruz. Ama sen karıştırdın, aklımızı bulandırdın, soktun ya aklımıza bir kere onu. Komple teorisi kızı Allah göstermesin. Ne yapacaksınız ya? Söyleyeceksiniz, söyler misiniz? Biz burada hep birlikte merak ediyoruz. Emin Bey lütfen söyler misin? Arkadaşlar lütfen zorlamayın. Emin bunu. Abiden çok ben sana kızıyorum. Ben şu an çok mağdurum zaten. Şu an beynimden farklı şeyler geçiyor. Ben şu an kendimi kirlenmiş hissediyorum. Gerçekten kirlenmiş hissediyorum kendimi. Nasıl yani? İtiraf edeceğim ama bana biraz şöyle şey verin. Evet dinliyoruz Emin Bey. Gerçekten kirlenmiş hissediyorum. Aslında bir şey söyleyeceğim. Buradaki konu yani şöyle ben de çok üstüne geldim ama Mert'in Emin abiye bu kadar bastırması hepimiz inandık. Belki bu kadar sıkı durmasaydı sen bu kadar üzülmeyecektin ve biz de üstüne gelmeyecektik. Ya benim hala gözlerim şiş farkında mısınız? Benim yüzüm falan da gülmüyor. Hala ben çok kırgınım Mert'e. Hala da affetmiş değilim onu. Çünkü gerçekten çok kırıldım, çok üzüldüm. Gerçekten bak hala eve gittiğimde de o kadar çok ağladım ki hala gözlerim şiş görüyorsunuz. Hata yaptın Mert. Yani hata yaptığını da kabul etmiyor. Sanki böyle benim gidip herhalde ayaklarına kapanıp... Çok rahat baksana oturuşum ya, var her hala şekilde. Rahat yani. Şu an aynı takımda olmasak yan yana oturmazdım öyle söyleyeyim. Ne Mert yapayım ayaklarına mı kapanayım geçeyim öyle senden özür... Bir saniye ayaklarına kapanıp senden özür mü dileyim istiyorsun ne yapabilirim? Bir adam akıllı bir özür dilesen yeterdi zaten. Öfkeliysen, öfkeliysen gidip Emin abiyle konuşacaksın. Hiçbir şey demeni istemiyorum gerçekten. Özür falan da dilemeyi düşünmüyorum. Öyle bu şekilde. Mi? Aynen öyle. Neden? Özür falan dilemek istemiyorum. Bu da benim karakterim yapım. Dilemek istemiyorum. Bu kadar basit. Yanlış anlama bu doğru bir duruş değil yani. Emin Bey söyleyeceksen söyle yani ruhum kirlendi, ruhum kirlendi. Yani ne anlatıyor, ne karıştırıyorsun ortalığı, neyin peşindesin? Doğru düzgün bir açıkla ya. Çok merak ediyor musun? Evet söylüyorum. Çamura mı battın, ne yaptın? Bayanlardan birisi benim yanıma, hanımefendilerden birisi benim yanıma geldi, yarışmacı arkadaşlardan. Ve benden, abi senden bir yardım istiyorum, ne olursun, bana yardım eder misin? O kadar yalvardı ki, ben hayır olmaz, yapamam. Bayanlardan biri. Evet. 3 kuruş paraya ruhumu sattım. Açıklıyorum, sakin olun. Ben ruhumu para karşılığında Neslihan'a sattım. Ne? İnanamıyorum ya. Nasıl? Gerçekten inanamıyorum sana. Sana yazıklar olsun. Gör, gör. Gel, gel. Aç. Ben senin takımdan birisi için gel. Demiştim bunu aç. Ya. Aç. Gör. Sen ne demeye çalışıyorsun ya? Ne demeye çalışıyorsun? Ya herkese iftira attın, sıra bana mı geldi? Bana mı geldi sıra? Tam çalıştığımız gibi yapıyorsun. Güzel ama yapacak bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Siz bildiğiniz burada oyun oynuyorsun. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Gamze sıra sana gelmiyor şu an bak sus. Ne sıra demek sana sıra sana gelmiyor? Sen o kızı hüngür hüngür ağlattın burada. Senin derdin ne? Ya belli Mert'te gözün olduğu ya artık. Ya. Artık Mert'te gözün olduğu ortada.
Ağla, kendini yerlere at. Yap yap, ağla sonra. Aferin, güzel. Böyle çalışmıştık zaten. Mert'te gözün olduğun ortada artık. Sen de gör. O çok savunduğun Neslihan'ı gör. Bak, görüyorsun değil mi takım arkadaşınızı? İkisini birden görüyorsun değil mi? Sürekli takımımız olsa. Ya takım arkadaşınız. Bir saniye, sürekli bizim adımıza neler yaptığını farkında mısınız ya? Bana mı nasıl yapıyor? Bir şey ya? Size yapıyor. Tamam, bize yapıyor işte. Neden bunu yapıyorlar? Niye bizi üzmeye çalışıyorsunuz? Bizde mi? Bizi yormaya, yıpratmaya çalışıyorsunuz. Onların bir suçu yok. Bilmiyorum. Benim aramda hiçbir şey yok. Demet abla, bize ne alakası var? Bir şey söyle Allah aşkına. Hayır, onların bir suçu yok. Onların ne günahı var? Hala sizin... en büyük suçlu sensin. Evet. Emin Bey'e inandığın için. Kendisi olmuş. Offside yakın... hala takımı suçluyor. Lütfen. Ya bir şey söyleyeyim mi? Benim aklıma tek bir şey geliyor bu konuyla alakalı. Bir insan niye böyle bir şey yapar ya? Ya sana karşı bayağı yüksek. Tabii ki. Bir şeyler hissediyor. Ya başka türlü yani, ya da böyle bir şeyden zevk alıyor yani, milletin arasını bozmaktan. Ama mental sağlığında problem var. Neden Mert? Bir şey söyleyeceğim. Hoşlanıyor bana... demek evet. ki bir şeyler hissediyor. Ya ara bozmakla ne alakası var? Apaçık ortada. Çünkü Mert'le ben samimiyim diye aramızda bir şeyler olabildiğini düşünüyor ve aramızı açmak istiyor. Önce onu açtı. Daha sonra da iftiralar işte. Ben şunu söylemek ve istiyorum. Ve yaptı da yani. Helal olsun. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben benden hoşlandığını düşünmüyorum ki, hoşlansa da buradaki bütün yarışmacılardan benim hoşlanabileceğim, benim hayatımı alabileceğim güzellikte bir kadın asla yok. Biz sana bayılıyoruz asla ya. Asla yok. Bu kadar o basit ya. İnanılmaz yakışıklısın, inanılmaz kaliteli bir insansın. Biz sana bayılıyorduk. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana burada çok atıp tutuyorsun ama ben seni dışarıda gördüm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyordun biliyor musun? Tek başına, tek başına bankta oturuyordun. Arkadaşların da seni dışlamıştı. Hayırdır? Çok estin gürledin burada. Sen de mutlu mu oldun? Aynı takımda olmamız anlaşabileceğimiz anlamına gelmiyor Fatma Hanım. Siz hak ettiniz. Dün verdiğiniz puanlarda siz bunu hak ettiniz. O kadar tembihlediğim halde gidip... ya o kadar yarım saat konuştuk ya, yarım saat. Yarım saat konuştuk sizinle. Ben sadece adaletli olmak istedim. Adaletli olmak istedim ya. Kötü tabağda o kadar puan verdim. İşimiz adalet değil. İşimiz birbirimize para kazandırmak. Benim canım böyle istiyor. Yapacak bir şey yok. O zaman yalnız kalırsınız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle insanın yüzüne gülüp gülüp arkadan konuşmak sence bu düzgün bir şey mi? Kim kimin arkasından konuşmuş? Siz hak ettiniz bu durumu. Ben size ki dün o kadar konuştuk yarım saat. Şöyle puan vereceğiz, şöyle yapacağız diye. Siz gidip gene kafanıza göre takıldınız. O zaman yalnız kalacaksınız. Ay senle olmayayım da yalnız kalayım daha iyi. Biz bir takımız. Eğer takıma ayak uydurmuyorsanız öyle köşede oturursunuz. Uydurmuyorum. Canımın istediği gibi davranıyorum. Tamam senin... tek başınıza takılırsınız o zaman aynen senin öyle. Senin canının istediği gibi her şey olmuyor. Nasıl canım oluyormuş? Gibi. Olmaz öyle. Senin öyle tek başıma canım istiyor. Şunu yapayım, bunu yapayım. Sorun değil. Canı öyle istiyorsa öyle tek başına kalır. İstenmiyorsun. Dışlanmışsın. Bence kalırsa sen istersen burada daha fazla durma. Boş yaşamışsın. Ne mutfakta yemek yapmayı biliyorsun. Ne bir beceri. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen o çocuğu dışarıdan ekmek arası kuru bir şeyler önüne koydun, soğanı belki... çocuğu aç bırakıp gezmeye bile gitmişsindir. Sen o çocuğu vitaminsiz bıraktın. Bence, benim tahminim. Sen benim anneliğimi bir sorgulayamazsın. Tamam mı? Ben 32 yaşında, tamam mı? Bak ben 32 yaşında çok sinirleniyorum şu anda. 32 yaşında dul kaldım ve ben işimi kaybettim. Başın sen benim annemi sorgulayamazsın. Ben 13 yaşındaki bir kızla... tek başıma kaldım. Ayaklarımın üstünde tek başıma mücadele ettim. Sen benim anneliğimi sorgulayamazsın. Şu anda gerçekten çok sinirleniyorum. Nalan ağlama ya. Ayakların üstünden başıma nerede kalacaksın benim zaten? Benim bilmeden ne konuşuyorsun sen? Nalan sen Hanım. Biliyor musun ki ben ne yaşadım? Nalan Hanım bu kadar duygu sömürüsü yapmayın. Benim annemle babam ayrıldığında da benim annem 35 yaşındaydı. Gayet ayrılmak ayrı, vefat etmek ne fark ayrı. Eder? Benim babam başkasıyla evlendi. Ama sen gene istediğin zaman görebiliyorsun. Benim kızım babasına çok düşkündü. Benim kızım babaya düşkün olduğu hal için onun için üzülüyorum ben. İstediğin zaman göremiyor. Gittiği zaman sadece bir toprak görüyor. Nalan abla sen eşini ne zaman kaybettin?
ediyoruz. 2001'de vefat etti. Başın sağ olsun. Dostlar, neyden öldü bilmiyordum, başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun, ani kalp krizi. Bir günde hayatım değişti, bir günde ne olduğumu şaşırdım. Yani aniden çekti gitti. Yani bizi böyle sağ dostlar sağ olsun. Bir kızımla ortada kaldım. Pelin'imi de öpüyorum. Bu kadar üzücü bir hikayen olduğunu bilmiyordum. Benim annemle babam da ayrıldığında annem 35 yaşındaydı. Sizi çok iyi anlıyorum o yüzden. Üzülmeyin, ağlamayın Nalan Hanım. Hayat bu, her şey oluyor. İyi misin Nalan? İyiyim, iyiyim. İyi misin gerçekten? Ağlama, istersen biraz dinlen, su verelim. Bir şey mi oldu? Biraz... İyiyim, iyiyim, iyiyim. Şey yok. Ben de gidip üzülme, sana... üzülme olan olmuş yani. Kader Allah'tan gelen bir şey. Sen buna bir şey yapamazsın. Anlıyorum ben senin üzüntünü ama... üzülme. Bizim Pelin de selamlar burada. Pelin merhaba. Annem burada güzelce yarışıyor. Birazdan mükemmel yemekler yapacak. Ne oldu canım? İyi misin gel. Neslihan. Ya hala iyi misin diye soruyor musunuz ya? Ya kız sinir krizi geçiriyordu. Sinir krizi. Ben ağlama krizine geçirirken kimse bana iyi misin diye sormadı tamam, ama. Tamam suçlu ama bir dakika ya. Yani. Bir... Sormadı bana kimse. Gayet de sordular bir kere. Sormadılar. Gayet sen de bile sordular. Sormadın. Beni ya geç, ben sormak bile istemiyorum zaten. Ya, ya ben sana hiçbir şey demiyorum Mert. Nalan Hanım nasıl mesela çocuğunuzu nasıl baktınız, nasıl büyüttünüz? Geçimini nasıl sağladınız? Hani bu zor hayatta, zor şartlarda. Ya şimdi şöyle bir şey daha var. Ben önce eşimle 7 yıl nikahlı kaldım. Evet. Ve ondan sonra da bir tartışma nedeniyle ufacık bir ceviz kabını doldurmayacak şekilde de biz eşimle boşandık aslında ama sadece nikah. Aa, tabii aa. Ama sadece bu şeyde imza bizim için çok önemli değildi ama gerçekten birbirimizi seviyorduk ve çok zeki ve çok... Boşandınız da mı eşinizle? Yine mi birlikte yaşadınız? Aynen birlikte yaşadık ama kızımın babası yani hiç ne o git dedi ne ben bir sinirle gittim ve ben boşadım. Ben mahkemeye verdim. Bir kışımla da boşandık yani ama yani mutlu muyduk? Mutluyduk tabii ki ama benim kızım tabii ki çok... Mutluysanız niye boşandınız? Ya bazı nedenlerden dolayı... Özel değilse nedir? Onu burada söylemek istemiyorum. Boşanınca çünkü... daha iyi mi birbirinizin değerini anladınız? Yok, biraz da onun ailesiyle ilgili olduğu için anlatmak gereği ama duymuyorum. Ama geçmiş gitmiş bitmiş burada birbirimizin her şeyini yok, anlatıyoruz merak etme. Yok, ben eşimin ailesiyle etme. Buradan hepsini öpüyorum. Kayınvalidem, eltilerim, kayınlarım falan ben hala onlarla mükemmel bir şekilde görüşüyoruz. Bayramlarda olsun, seyranlarda olsun. Hala bir eşim yok biliyor musunuz? Gerçekten bak size yemin ediyorum... Hala onlarla ben çok iyi bir şekilde görüşüyorum. Ne kadar güzel, sizin adınıza sevindim. Çünkü benim annemle babam ayrıldı ama annemin babamın tarafı anneme hiç bir şey yapmıyor, aramıyor, sormuyor. Sizin adınıza bana, çok sevindim. Bana sahip çıktılar. Benim kızımın üniversite okumasına gerçekten yardımcı oldular. Hala mesela ben kayınvalidemi, gerçekten kayınvalideme buradan kocaman öpüyorum. Hamdi anneciğim seni öpüyorum. Ben kızıma hem anne oldum hem baba oldum. Onun her istediğini yapmaya çalıştım ve iki tane üniversite okuttum. Biz eşimle nikah yapacaktık ama maalesef ki ömrü yetmedi. Ama gerçekten benim yaşadığımda gerçekten çok zor bir süreçti. Ama şu anda kızım evli şükür. Bir de torunum var. Bak ben hepsini bitirdim. Gördün mü? Fırından da çıkardım. Sen hala orada oyalanıyorsun. Daha fırında yanacak. Sen bence hızlan hızlan. Hadi bak benim hepsi bitti. Benim de bitti. Az kaldı. 5 dakikada bu da bitiyor. Basit zaten. Hemen alt. Hemen alt. En önce ben bitirdim. İnşallah da yetişemezsiniz. Biz yetiştik. Rahat olsun. Ben bittim. Son 30 saniye. Bütün her şey burada. Masamı benim de bitti. Son bu tavuğum. 2 dakikada bunu da bitiriyorum. Böyle tezgahımı da temizleyeyim de bayanlar.
kadınlarımız. Son 5 saniye. Süreniz sona erdi. İyice açtınız kendinizi, tamamen stratejiye odaklanmışsınız, hiçbir söylemediniz arkadaşınıza. Pazartesi gününden beri ben final gününde leopar etek giyeceğimi, siyah bir büstiyerle kombinleyeceğimi bas bas söylüyorum her yerde. Bugün arkadaşınız Gamze de giymiş, hiçbir biriniz uyaramadınız. Niye uyarayım ki, ona daha çok yakışmış. Ona daha mı çok yakışmış? Evet. Kime göre, neye göre? Sana göre sadece. Senin de bir zevkin olmadığına göre. Sana göre güzel olabilir. İstiyorsanız gösterebiliriz. Gösterebilir. Gelse. Benim kimseye bir şey kanıtlamak gibi bir gayem yok. Ben gayet kendisine güvenen biriyim. İstediği göz kadar var, daha şık gözüküyor olsun. Ya sen hiç konuşma zaten benim ya. Benim bahsettiğim olay, hiçbiriniz arkadaşınızı uyarmadı. Hani Gamze geldi ilk günden beri konuşuyor ya, hani hiçbirimiz onun tarzında değiliz falan. Neden benim giyeceğim kıyafeti bile bile o zaman giyiyor mesela? Sen burada Gamze'ye laf edeceğine, önce sen kız arkadaşına bak yanındakine. Nesine bakayım, gayet şık. Az bir vallahi şey sen de bak da bir şeyler öğren. Ben ondan ne öğreneceğim ya? Sürekli giyinmeyin. etiketli giyinip duruyor. Yok bu dar, yok ya. Bu geniş, yok bilmem ne, yok şöyle, yok böyle. Ne demeye çalışıyorsun ki burada? Açık açık konuşsana. Vallahi dün de aynı etiketli gördüm seni. Fotoğrafını da çektim, yönetmene de verdim. Yönetmenim, çok rica ediyorum, size verdiğim o skandal görüntüleri bir yayınlayabilir misiniz? Bir görsün de utansın kendinden. Aşkım, bir şey söyleyeyim mi? Bence aranızda para toplayıp Neslihan'a bir kıyafet canım, alır. Ya canım, onun canı yazıktır, sağ olsun günahtır. Ya. Hediye de alırız. Derdimiz o değil de sen bu kadar insanların ne giydiğini neden bu kadar takip ediyorsun? Neden senin gözlerin devamlı insanların üzerinde? Sürekli bana karışmanlar. Tabii ki de gözlerim. Ya rakiple kıyafetlerimiz mi yarışıyor burada? Anlamıyorum ki. Arkadaşlar, ben şöyle bir karar aldım. Gerçekten bunu artık bunu da gördükten sonra, ikinci etiketi de gördükten sonra ben yani şöyle güzel böyle 4-5 kıyafet, tam bir haftalık güzel bir kıyafet ayarlayacağım. Getireceğim Neslihan'a. Giysin, siz verirsiniz, olur mu? Hayır canım, öyle bir şey yok. Neden üstüne gidiyorsunuz bu kadar? Kıskanıyorsunuz çünkü. Vallahi bence aramızda para toplayalım da Neslihan'ı bir güzel giydirelim be. Ya vallahi lütfen giydirsene. Bir şeye benzemiyor zaten. Lütfen giydirsene beni ya. Ya ne kadar sen, nasıl giydiriyorsun hayatım, çok merak ediyorum. Sen iste hayatım, seni öyle bir giydiririm ki vallahi. Çok merak ediyorum. Önce kendi giymeyi öğren de. Ben giyinmeyi gayet iyi biliyorum. Ben de sana öğretebilirim bu arada. Giydiklerimden belli. Giydir, Allah aşkına ya. Evet canım, ben giyinmeyi bilmediğim için takım arkadaşın da benim giydiğim kombine benzer bir şeyler yapıyor. Haklısın. Bence şu an daha önemli bir konu var. Demet yemek haddini yapmayı aşma. Unuttu. Haddini aşma. Ay niye aç, geliyor aç. Acaba bu yine? Aç. Demet sen yemek yapmayı unuttun. Nasıl oluyor bu? Ablacığım niye demorize ediyorsun şimdi Allah aşkına? En azından aşkına yemek yapmayı unutuyor. Senin gibi hiç bilmiyor. Ya sen niye konsantre olmadın? Niye unutuyorsun? Maalesef. Ya beceremedim. Neden? Bilmiyorum. Çok mu zor bir şey ya? Kolay mı? Ya nesi zor bu? Allah aşkına, alt üstü bir tatlı bu. Abla niye demorize ediyorsun? Şurada yemek yapıyoruz Allah aşkına ya. Ya Gamze, Fatma Hanım, içeri girin. Bak bugün final günümüz ve gerçekten uğraştığımız şeye bakın. Ya Mert, alıp götürür müsün ya? İçeri girin lütfen ya. Kızım beni gerçekten demorize ediyor. Arkadaşlar şey ne yapıyorsunuz? Ya. Bugün ne yaptık yaptık? Niye karışıyorsunuz ya? Ya o kapıyı kim açtı da böyle içeriye girdi? Fatma abla. Ben açtım. Ya. Böyle bir şey mi var ya? Fatma Hanım, hayırdır, yasak değil mi? Yönetmenimiz ne dedi? Benden habersiz oraya gidilmeyecek dedi. Sen neden gidiyorsun oraya? Ya nasıl yemek yapmayı unutur ya? Yemek yapmayı unuttum. Fatma abla, ya o kadar pes gerçekten oynuyorsunuz. Bilerek gittiniz, baktınız tezgahlarda ne oluyor ne bitiyor. Zaten hile hurda yapıyorsunuz. Ya ben bir şey demiyorum. Güya da kızları almaya gittin. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Aldım geldim zaten. Daha ne istiyorsun sen? Niye nasıl hala uzatıyorsun ya? O mu senin telaşlı gidişin? Hayır, gayet bir kere bu sizin yararınıza. Yaylana yaylana gidiyorsun. İrem, bu zaten sizin yararınıza bir şey. Benim arkadaşım Fatma Hanım yüzünden zaten motivasyonu tamamen yerle bir olmuş. Bizim takımımızı zaten tamamen geriye çekmeye çalışıyor. Bu sizin faydanıza. Arkadaşlar, bu arada bir şey söyleyeceğim. İlk gün çekime geldiğimizde, yarıştığımız ilk gün,
Gamze birine şey demişti. İşte siz yazın Gamze Taşkın diye. Zaten boy boy fotoğraflarım işte kim olduğum çıkar falan diyordu ya. Ben de bir merak ettim. Kim bu Gamze Taşkın? Bir bakayım dedim. Bir sürü sayfaya yazdım. Gamze Taşkın, Gamze Taşkın. Asla hiçbir şekilde şu an bizimle yarışan Gamze Taşkın'a rastlamadım. Aa, nasıl? Evet. Ondan sonra tekrardan şöyle iyice bir araştırdım. Birkaç tane de araştırdığımı bilen arkadaşlarımdan da aldığım görüntülerle birlikte çok emin olamadım. Asla Gamze ile alakası olmayan fotoğraflar geçti elime. Yani daha öncesinde arkadaşlar takım arkadaşınız Gamze Şaşkın'mış. Ufak tefek operasyonlarla da Gamze Taşkın olmuş. Bir dakika anlayamadım. Ne demek istedin? Bir takım estetik operasyonları geçirerek Şaşkın'dan Taşkın olmuş yani. O fotoğrafları ben ekibe de ilettim. Onlar da gösterirse siz de görür ve bana hak verirsin. O estetiklerden geliyor demek ki özgüveni de. Gamze bu sen olamazsın. Vallahi ya. Vallahi olamazsın. Bu resimlerin burada ne işi var bunu? Niye utandın mı resminden? Resmimden niye utanayım ya? Ne demek ne işi var diyor işte geçmişin. Eski resimlerim hiç... kaç sene? 7-8 sene. Halin. Emin abi gördün mü? 7-8 sene önceki halim. Ne işi var o resimlerin burada? Kesinlikle Gamze değil. Bence ya de kendisi Gamze gelsin, değil. Kendisiyle burada konuşalım da kabul edecek yani Gamze bu arkadaşlar. Hayır, görmüyor değil. Musunuz yani? Hayır ya. Burnunu yaptırmış, dudağını yaptırmış, ip askısı yaptırmış. Her şeyi yaptırmış yani. Gamze ise de yakışmış yaptırmış vallahi. Ben gayet beğendim. Kendini sevmediği için yaptırmış ya işte. Estetiği kendini sevmeyenler mi yaptırıyor? Sonra gelmiş benim kıyafetime falan laf ediyor. Sonra ertesi gün de benim kıyafetlerime benzer şeyler giyiyor. Yani asla kendi olamamış arkadaşınız. Ya sen madem psikologsun ya arkadaşına bir terapi falan mı versen acaba? Ne diye terapi vereyim? Estetik yaptıranlara terapi mi veriliyor? Genelde veriliyor. Ya gerçekten yani senin zekandan da şüphe ya. Etmeye başladım ya. Ben de senin şu an mesleğinden bir şüphe etmeye başladım. Tatlım bir şey söyleyeceğim. Biz seninle de konuştuk. Ben burnunu biliyordum ama diğer... Yaptırın resmen yüzünü yeniden. Hayır şimdi yerme var. Yerme var. Dudağın dolgu, botoks var, yanak şakak dolgusu. Yani ne bu yaşta şu an ne anlatıyorsun? Hayır, sen bana ne dedin? Bir tek burnuma estetik yaptırdım dedin. Ben öyle bir şey söylemedim. Ne anlatıyorsun? Yok germe falan saçma saçma. Hatta sana ne söyleyeyim? Ben size söyleyeyim canlarım ne yaptırdığımı. Bence de söyle. İnsanlar merak edecek. Çok başarılı bu arada doktor. Öneririm. Harika. Çünkü ben her şeyimi doğal yaptırıyorum. Benim bak çok güzel estetik. Yapılmış. O resimden buraya benim burnum estetik. Evet. Ondan sonra yanaklarımı hafif doldurttum. Çenemi hafif doldurttum. Aa bunları söylemedin. Botoksum var. Sadece burnumu yaptırdım dedim. Hatta ben de sana dedim burnunu o kadar güzel yapmış ki doktoru çok da doğal dedim. Ne kadar dert olmuşum insanların içine de gece gidip beni araştırmış biraz. Ya. Eğer Gamze ise çok büyük kandırılmışız yalnız. Gamze'nin olayı kandırmak zaten. Küçük sarar bizi kandırır. Sonra estetik yapar insanları kandırır. Çok yazık valla. Ya sen Gamze sen de nasıl bir yara vermiş böyle ya? Gamze mi bende yara verecek? Yani Gamze sabahtan mi? Akşama kadar Gamze ile yatıyorsun Gamze ile kalkıyorsun. Gamze'nin ağzından Neslihan kelimesi düşmüyor. Bana mı özenmeye çalışıyor acaba biraz? Ya senin neyine özensin ya? Bir insan bir insana özenmesi için gerçekten vasıflı bir şeyler yapmış olması lazım. Senin özenilecek bir tarafın yok ki. Giyinmeyi bilmezsin. Yemek yapmayı bilmezsin. Ya özen şey öyle olduğu için mi bu kadar dert oldu sana? Çok dert olmuş ya. Bana dert olduğunu mu düşünüyorsun gerçekten? Evet. Seni o kadar önemsediğimi evet. Düşünüyor musun gerçekten? Ya sen var ya asla böyle söylediklerinin arkasında durabilecek bir insan değilsin. Mert konusunu da bir geçiyorum. Zaten onun kokusu yakında çıkacak. Hı-hı. Sen bence o diplomanı ne yap biliyor musun? Şöyle eve gidince bir yırt at. Pardon? Sen o mesleği yapma. Seni okutan hocalar önce senin psikolojini düzeltsin hayatım. Ondan sen ne diyorsun sonra, ya? Ondan ne diyorsun sonra, sen? Ne diyorum? Ne diyorsun? Duysana söyledik. Gel yüzüme söylesene. Karşıma geçebilirsin. Yine kendini diskalifiye ettirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ne oluyor, ne oluyor? Ne oldu? Bana saldırmaya çalıştı da saldırma. Tahrik ediyor onu. Bir dakika. Kim kimi tahrik ediyor ya? Sence? Nur?
Sabahtan beri bana neler söylüyor? Gel gel. Şimdi mi tahrik ediyor oluyor? Tuttu. Ne oldu? Nerede kızlar? Şeyler Songül yani. Hanım, herkesin karakteri işte bu şekilde ortaya çıkıyor. Tartışmayı da kaliteli bir şekilde yapmak lazım. Oradan kalkıp benim üstüme yürümek nedir ya? Peki, nedir şey ya? Psikolog olduğundan bahsediyorsun sen. Hayır. Yo dedim ki diplomanı sen dedim yırt ya. Sen dedim insanlıktan, yani insanların halinden, empati kurmaktan anlayan bir insan değilsin. Neslihan'ın bu kadar üstüne giden bir insan psikolog olduğundan bahsediyor. Çelişiyor burada. Ben de onun üstüne dedim ki sen yırt o diplomanı. Sabahtan beri o yanındaki şahsiyet bana saldırıyor. Bir kere sesinin çıktığını hatırlamıyorum ben. Ama güzel saldıramamış ki, sen oradan buraya kalkıp gelemiyorsun, farkında mısın? Niye geleyim ki? Herkesin kendi sınırları var. Ben niye geleyim arkadaşım? Ben bu kadar saygısız değilim. Bir insanın işine gücüne laf edilmez. Ben de pazarcıyım. Bana da edilse ben de aynı şeyi yaparım. Sen değil ki pazarcıymışsın ya. Sen de oradan mı prim yürütüyorsun? Arkadaşlar bugün final günü. Herkes stresli. Bir hafta zaten stresli, gergin geçirdiniz. Tabaklar için kavga ettiniz. Birbirinize vurmadığınız yer kalmadı. Ama yani kim başarılıysa o gidecek. Parasını alacak. Bu kadar yükselip birbirinize hakaret, birbirinizin üstüne yürümek. Sen onu yırt, sen onu deme gibi bir şeylere gerek var mı sizce ya? Bu biraz olan, aşırı olmadı mı? Mert'e olan aşkından ne tarafa saldıracağını şaşırmış. Gerçekten ben bunu artık net bir şekilde altına imzalamak. Öfkesini yani kontrol edemiyor Songül Hanım. Öfke kontrolü asla yok. Ama kimse kimseyi böyle bel altı vurmuyor. Bak yemeğim de yandı. Şöyle son anda kapattım, son anda farkına vardım. İyiyim, iyiyim, iyiyim aşkım, iyiyim. Yemeğine odaklan. İnşallah şey yapmamıştı ama son anda tuttum. Tutmuş mu altı? Dibi tutmuş biraz. Olsun. Tamam olsun. Ben onu son anda şey yaptım. Kusura bakma, düşünemedim. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ben artık bundan çok sıkılıyorum ve en hassas konum. Yani günün sonunda annenin nasıl oluyor, nasıl bitiyor, geliyor. Ben buna anlam veremiyorum ya. Biz yemek yapıyorken, buraya yarışmak için gelmişken annelik ne alaka ya? Nasıl ya anneliğe burada hiç kimse, hiçbir insan annelik konusunda konuşamaz ya. Ha ben anlamıyorum, anlamayabilirsiniz tamam ama bir duracağınız yer olmalı. Hayır, bu niye? Konu kesinlikle konuşulmamalı ya. Niye anlamıyoruz biz anneliği? Bizim duygumuz yok mu? Ben 32 yaşında bir kadın olarak, anne olmaya yakın bir aday olarak. Evet, evet. Benim duygum yok mu? Benim yeğenim yok mu? Yani ben niye anlamıyorum? Canım biz şöyle bir şey var. Yeğenin olabilir, sevebilirsin ama kendi çocuğun olduğunda çok farklı. Günün sonunda sen yeğenini görüyorsun. Hasta oluyorsun, annesine bırakıyorsun ama kendi çocuğunda gelince öyle olmuyor. Şurada bir cızlıyor. Kalkıp şu anda biz kaç günden beri çocuğumuzu göremiyoruz. Aynı şey benim için de geçerli. Konuşamıyoruz, biliyorsun buradaki kuralları. Ya Mert var ya, şurada ortalığı karıştıran sensin yani. Gerçekten kaç tane kadını birbirine düşürdün ya. Helal olsun. Şule sana yalvarıyorum, ne olur sakin ol. Zaten bu takımdaki tutunduğumuz dal sensin. Şu halimi görüyorsun. Ne olur bırakma kendini. Gel sen bilerek yaptı, bilerek yaptı. Bilerek yaptığını biliyorsun. Bilerek niye gidiyorsun o zaman oraya? Zaten ölmüşüz, ağlayanımız yok. Son gün bugün. Final. Ben o yemeği çıkaracağım zaten. Köprüden önceki son çıkışımız bugün farkındaysan. Tek istediğim bir şey bir dakika. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Durdurulamıyorsunuz. Söz dinlemiyorsunuz, laf dinlemiyorsunuz. Çığırından çıktı iş. Dedi ki gelin yemeğinizi yapın, puanlarınızı alın ya da paralarınızı alın. Kasadan da kazanan arkadaşlar parasını final günü alsın gitsin. İş kavgaya, dövüşe. İçeride bir kavga, burada bir kavga, burada bir kavga. Biri buradan şeyleri, kapıları yumrukluyor. Açın, kavgaya dahil olacak ya da sizi ayıracak. Bu nedir ya? Neyi bölüşemiyorsunuz? Öfke kontrolleri yok. Neyi bölüşemiyorsunuz? Arkadaşlar finaldesiniz. Maharetlerinizi gösterin, paralarınızı alın. Lütfen kendinize gelin. Bilerek yapıyorsun. Lütfen kendinize gelin. Final günündesiniz. Biraz sonra tadım yapacaksınız ve arkadaşlarınızdan biri gidecek. Bunu daha da çığırından çıkartıyorsunuz. Daha kötü gelecek, yapmayın. Sürenizi şimdi başlatıyorum tekrar. Durdurmuştuk çünkü. Süreniz başladı. 25 dakikada lütfen yemeğinizi yetiştirin. Yemekle gelin bana. Tadımla kendi tabaklarınızı beğendirin abi. Paranızı, tabağınızı bulsunlar arkadaşlarınız, takım arkadaşlarınız ve paranızı alın ya, böyle gelin. Bu ne ya, her yerde bir bağırtı. Lütfen 25 dakikanız var. 25 dakika sonra buradayım. Ben gerçekten şunu söylüyorum. Yine sizin takımınızdan Emin abi büyük ihtimal içerideki kargaşanın kurucusu olabilir, biliyor musun? Adamlar bildiği sırlar ordusu ya. Sen evinde de böyle misin? Evet Mert, doğru. Burada da çok fazla bildiğim sırlar var. Hı-hı. Mesela bir kadın kocasının maaşını bilmemeli. Bir kadın fazla bir şey bilmemeli zaten. Neden? EK'ye ilgili. Evet. Sebep? Mesela Fatma Hanım,
Ben hep böyle kazandım, böyle yürüttüm. Böyle mesela evliliği mutlu bir şekilde yürüttüm. Şimdi bende çok bir para olduğunu düşünse idi, hayatım koltukları değiştirelim, hayatım işte lüks araba alalım, hayatım şunu yapalım, sürekli beni böyle sıfıra çekecek. Haydi haydi haydi, 4 dakikanız kaldı. Son 4 dakika. Neler yaptınız? Haydi 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 Neslihan, hızlan hızlan canım. Hadi Nur hızlan. Mutfak çok fena olmuş. Final günündesiniz. Takım arkadaşlarınız sizin tabağınızı bulmak zorunda artık. İçinizden bir kişi elenecek bugün. Kazanan takım bugün parasını alacak. Bugün canlı canlı parasını alacak kazanan takım. Kaybeden takımdan bir kişi elenecek. Arkadaşlar son 4 dakikaya girdiniz. Hatta neredeyse son 3,5 dakika arkadaşlar. Hadi hızlanın. Güzel kokuyor ama inşallah pişmiştir. Demet yapabildin mi canım? Vallahi hiç sanmıyorum ama bakalım. Son dakikalar. Önemli bir gündesiniz. Bugün final günü. Aranızdan bir arkadaşınız gidecek. Aranızdan bir kişi gidecek. Biraz sonra buradayım, tadımla görüşeceğiz kızlar. Hadi acele. Son 3 dakika. Son 30 saniye. Son 10 saniye. Son 5 saniye. Süreniz sona erdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.